kazanması, seçime girme yeterliliğini bir seneden kısa sürede elde etmesi, binlerce köy ve mahalle teşkilatının kurulmuş olması, 100.000'e yakın sandık baş müşahidinin belirlenmesi, bütün illerimizde istisnasız gençlik ve hanım kollarımızın tamamlanmış olması ve ikisi de birbirinden muazzam iki büyük kongremizin gerçekleştirilmesi ki en sonuncusu 6 Kasım'da ikinci büyük kongremiz Ankara Arena'da 65.000 insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre oldu. Bütün bu hızlı gelişmesi ve bir de üzerine yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil, çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi. Diyorlar ki efendim iyi çok güzel helikopter yaptınız, uçak yaptınız, tank yaptınız, TCG Anadolu gemisi yaptınız, İHA yaptınız, SİHA yaptınız. İyi de milletin karnı aç, fakirlik var, işsizlik var, ekonomi sıkıntılı, enflasyon var. E tamam doğru söylüyorsun, biz de bunlardan kurtulmak için çalışacağız da bunlardan bu milleti, bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Sanki kendisi kurtaracakmış gibi. Sen ne diyorsun? Diyor ki efendim 300 milyar dolar daha borç getireceğim. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen bir 300 milyar dolar daha borç getireceğim diyorsun. Milli kaynak paketlerin var mı? Borç almadan, varlıklarımızı satmadan, Cenab-ı Allah'ın verdiği zenginlikleri şu şekilde kaynağa dönüştüreceğim, kaynak üreteceğim dediğin bir projem var mı? Yok. Londra'daki tepecilerden 300 milyar dolar borç alacağım. O borcun faizi ne olacak? Onun geri ödemesi ne olacak? Tekrardan milletin üstüne, sırtına yük olarak bineceğim.